B Plus sunar. چشم باز شد به دنیا اون دوید و من دنبالش تک و تنها هی میچرخ زیر پام و من در جا بهش. Zamanın akıp geçmesiyle teknolojinin esiri olmuş Bursa'dan herkese merhaba. Her hafta farklı emekçimizle çektiğimiz programımızın bu haftaki konusu süpürgecilik ile tarihi Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Cumhuriyet Caddesi'ne şöyle bir göz attıktan sonra geldik programımızın bitmek üzere olan mesleklerinden süpürgeciliği tanımaya. Şimdi hep birlikte yaşamını süpürgecilik ile sürdüren Yüksel amcayı dinliyoruz. Az vakti geçişen boz şut be dünya David Oman burada biz bu caddede ben 7 yaşında geldim. Yani 6-7 yaşında geldim. Babam o zaman buralardaydı zaten. Babayla beraber bu caddede yaşamı devam ettirmeye başladık. Babamın yaptığı meslek süpürgecilikti. İlkokuldu, ortaokuldu. Bu arada böyle gittik geldik. Babamın yanından ayrılmadık. Ailede bir tane birinin bu işi götürmesi gerekiyordu. Büyük olarak da biz kalınca babayla beraber bu işi götürmeye başladık ve babamızla beraber bugüne kadar geliyoruz bu işte. Cadde bugünkü haliyle daha farklı bir ortamda, daha güzelliklerin içinde. Geçmiştekine bakarsak, geçmişte caddemiz daha farklıydı. Burada şeyler vardı, tamirciler vardı, bakırcılar çarşısı vardı. Mesela bu birleşik onun bulunduğu yerde Ertuğrul Bey Camisi var ileride. Orada Yorgancılar Çarşısı vardı. Bunlar hep birer imalat sektörüydü. Onun yanında caddenin güzellikleri olaraktan İnce Sineması vardı, Nur Sineması vardı. Bu tarafa gidersek dört yola doğru tahılın içinde bir o kadar tahılla ilgilenenler vardı. O işte de onun öbür tarafında Yeni Cumhuriyet Caddesi deniyor şimdi oraya. Orada da bayağı bir demirciler vardı, bir sürü şey vardı ama bugünlerde bunların hiçbiri kalmadı buralarda. Ben şu anda 53 yaşındayım. Şey yaparsak 40 senedir, 45 senedir babamla beraber bu işle uğraşıyoruz yani. Hadi onu filan atalım da 40 senedir normalde gidiyor yani. Babam göçmen. Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan göçmen, Üsküp. Amcalarım da aynı şekilde. Onlar da orada bu işi oradan başlayan bir iş. Oradan sonra buraya gelince burada da devam ettirmeye başladılar. 60 sene falan burada babam devam ettiriyor bu işi. Ettirdi. Babam orada bu işi yapan ustalar var. Amcamla beraber ikisi. O işlerin, onların içinde büyümüşler. Yani yapacak orada da yani o zaman işte nasıl diyeyim, onun anlattığına göre İkinci Dünya Savaşı'nın başlamış olduğu şeyde tabii onlar bitiyor, ondan sonra başlıyor bir meslek edinmeleri lazım. Süpürgecinin yanına giriyorlar. Oradan sonra devam ediyor yani. Yaptığım iş çok güzel bir iş. Sevdiğim, ya zaten hangi işi sevmezsen olmaz yani. Severek yaptığım bir iş. Haz duyuyorum. İnsanlara karşı bu işin karşılığında güzel bir şey sunduğun zaman onların kendi takdirlerini anlatmaları bizi bir o kadar bu işe sardırıyor.
güzellikler çıkıyor ortaya. İşimiz kolay bir şey. Basit denir de denmeyebilir de. Ha, benim için basit bir şey. Ha, ilk önce bu köyde ekilir. Köylü kardeşlerimiz bunları ekerler. Yetiştirirler. Senede bir sefer ürün verir. Onu keserler, tohumlarını alırlar. Bunların üstlerinde tohumlar vardır. Bak şöyle ufak ufak tohumları olan şeyler vardır. Onları alırlar. Ondan sonra biz gideriz, bakarız otlara. Hangisi bizim işimize yarıyorsa, güzel olan, iyi olan otların şeyleri, bunları alırız. Ondan sonra getiririz artık atölyemize. Atölyemizde başlarız ufak ufak çalışma bunları. Bu şekilde meydana getiririz bunları biz. Yöreye göre farklı bir şey yetişir. Şimdi mesela bizim Bursa'da Vakıfköy ile Esebey arasındaki yetişen ot, Bursa halkının en popüler, en tuttuğu bir ottur. İnce tellidir, hafiftir. Bayanlar süpürürken bile yormaz. Ha, Yenişehir tarafındaki o ekilen ot da iyi bir ottur. O da güzel bir ottur ama bize göre çalışması biraz ağır kalır. Niye ağır kalır? Kalın teldir. Fazla iri teldir. Bunu çalışırken devamlı bir sinde ayakla sıktığımız için belde bir zorlama oluyor. Bel ağrısı yaptırır. Daha çok biz Vakıfköy otuna doğru çalışırdık. Yani babamlar, biz hepimiz bu şeyde. O ot daha bir güzellikteydi, daha ince telliydi, daha kolay iş çıkardı. Ha dediğim gibi Yenişehir'deki olan da, şu anda artık Vakıfköy falan kalmadı. Bunlar hepsi bitti, yetiştirmiyorlar. Mecburen ağırlıklı Yenişehir tarafı çalışıyor. Yenişehir'de de belli bir ortamda vardı, orada da azalma oldu. Ekmiyorlar artık yani. Doyurmuyor herhalde köylüyü. Ekilmiyor. Şimdilik de Edirne, Balıkesir tarafında mesela, Balıkesir, Biga, o taraflarda da bunu ekenler vardır. Oradan alınır. Oradaki otlarla daim ettirmeye çalışıyoruz. Yani bulduğumuz yerden, nereden bulursak, Türkiye'nin ne tarafından bulursak alırız. Malzeme sürücü otu. Ondan sonra telleri vardır şu 25 mikron tel. Bunu şey yaparız. Daha fazla bir malzemesi yoktur bunun yani. Tel, kındap, bu. Bir de süpürge ne vardır? Yani bu tarlada bu sarılıkta çıkmaz. Süpürge tarlada çıktığı şey yeşildir. Yemyeşil bir şeydir. Biz onları sonradan alırız. Aldığımız zaman kükürtleriz. Kükürde koyarız, o kükürt sarartır bunları. Tabii biz bunu yaparken biraz da koku şey yapar. O ayrı. Ama bu hale getiririz yani. Sapsarı bir şekilde sokarız onu yani. Sipariş olarak normal şeyde üretiriz biz bunu. Onun haricinde benim kendi devamlı müşterim geldiği zaman bellidir onlar. Ismarlama süpürge ister. Hani temin dedim ya, vakıftaki çıkan ot vardır bu. Bu tarzda süpürge ister. Onlara ayrıyeten daha farklı. Biraz daha dolgun. Sapı biraz daha ince sap kısmı. Onun kendi istediği özelliğe göre yaparız yani. Şimdi süpürgeyi aldığımız zaman tarladan bize gelir. Ondan sonra demetler halinde önümüze açarız demeti. Demetin içinden ayıklarız. Başlarız. Bunun tepesi vardır, kapağı vardır, içlik vardır. Normal süpürge otu aldığımız zaman elimizde taslak tutarız. Bu taslağın içinde içlikler vardır. Bunlar yani nasıl fazla ot olmamış olanlar vardır. Bunları ayırırız, bunları onun içine karıştırırız. Ondan sonra onun içine gelir, üstüne kapak çekeriz. Kapaktan sonra kafa kısmını sıkarız. Ondan sonra çevirmesini tamamlarız. Çevirmeyi tamamladığında, çevirme dediğimde şu gördüğünüz düzlük olan şey, bu çevirmedir. Bunu tamamen geçiririz ve bu boğumları başlarız sıkma. Bunlar sıkıldıkça dikiş haline gelir. Ondan sonra kalıbın içine alırız. Kalıpta da elde dikilir. Süpürgenin son aşamasına gelir. Yani günde ben oturduğum zaman mesela iyi bir süpürge yapacaksam bu 10 taneyi geçmez. Günlük yapacağım yani. 10 tane yani ancak akşama kadar yaparım. Otu ayırması, kükürtlenmesi, çıkması 10 taneyi bulur. Onun haricinde başka olmaz yani. Yani normal öbür türlü çalışma sistemine girersek o da biraz daha farklı olur. Hazırlarım. Taslakları tutarım 2 gün, 3 gün boyunca 100 tane
Ondan sonraki günlerde de başlarım onları yavaş yavaş sıkma. Yani haftada 15 günde 150-200 tane çıkar. Yani bu gene bir 15 günü alır yani. Bir kişi çalıştığın zaman olmaz ama iki kişi mesela ben babamla çalıştığım zaman iki kişi çalıştığımız zaman anca çıkarıyorduk yani. Yani 10 o çıkarsa 20-40 tane süpürge falan çıkartırız yani. Süpürge çeşidi o kadar yoktur yani normal çeşidi. Yani dedim ya bir normal süpürge vardır bir de ucuz süpürge diyelim şey olaraktan vardır. Fazla çeşidi yoktur. Ha, bunları haricinde böyle ufak süpürge vardır. Normal sırık süpürgesi vardır bahçeleri süpürmek için. O vardır. İki. Bir de zevke göre artık şimdi bayanlar biraz da istemiyor böyle bu kadar büyük bir yer kaplıyor. Evler ufaldı. Orta boy olsun diyor. Bir arada da orta boy çıkartıyoruz yani. Bu da yeni olan bir şey. Ya vardı ya önceden de. Ama şimdikiler artık ya ben böyle istiyorum diyor. Orta boy olsun diyor. Şimdi aletler olarak bir kere dikiş için kalıp çalışma şeyimizde biz tezgah deriz ona. Böyle otururuz onun üstünde yerde tezgah vardır. Bağlanırız. Ortasından tel geçer. Ayağımızda aynı o şey dediğim gibi atların üzengileri var ya. Üzengi dediğim onun gibi şey vardır. Kafaları sıkmak için. Onu ayakla sıkarız. Yani hep elde olan bir şeydir. Bu vardır. İğne, kındap, ip, tel, tığ, bu. Başka bir şey yoktur yani. Değil mi? Bunun şimdi kapağı, bunun altında kapak vardır. Yani süpürgenin otçu olarak çıktığı zaman kamışlar vardır. O kamışları biz tamamen kesmeyiz. Bu kamışları, bu kapak dediğim kısmında burada bağlarız içeriden. Ayrıyeten bir de dolma koyarız buna ki bu kafa kısmı çıksın. Bunları koyduktan sonra bıçakla hafiften böyle alırız bunları. Ele biraz daha şey gelsin. Ondan sonra sıktığımız zaman zaten o sertlik ona yetiyor. Fazla bir sertliğin olmasının da şeyi yok yani. Bir sürü hatırlayışlar var. Bunlar çok şey de ne bileyim bana göre bir şey ifade etmiyor ama mesela ufak süpürgeyi alırlar. Gelir bu çok ufak olacak. Ne yapacaksın derim. Ya bu çocuk doğdu. Yastığının altına koyacağım. Yok yastığının altına koyuyorlar. Yok bilmem ne yapıyorlar. Bu gibi şeyler var. Aslında bununla bir şey, alakası yok ama inanç bir şey diyemiyorum. Ufak süpürge yapıyorsun. Yeni doğan çocukların altına yastık altına koyuyorlarmış. Kapı arkasında asılır. Nazarlıkla beraber koyarlar. Bu şekilde yapıyorlarmış. Başka bir bildiğimiz de yok yani. Bir tek onu gördüm. Ha gelinlere süslü süpürge yapıyoruz. Bu baş kısımlarından süslüyoruz, şuradan süslüyoruz. Buradan kurdeleler takıyoruz. Buraya ayna koyuyoruz. Efendim nazarlıklar koyuyoruz. Ki bu gibi bir süsleme oluyor ama o da artık eskiden de şimdi pek o kadar kalmadı. İşte düğün zamanı başladığı zaman böyle birkaç tane geliyor. Süpürgeye farklı bir güzellik göstersin. Mesela çeyiz, kızlar çeyiz sererler ya. Çeyize koyduğu zaman böyle karşısında kendilerini görmesi için en şeyi odur yani. Başka bir şey yoktur yani. Çalışma ortamı bizim için hiç fark etmiyor. Burada da ama benim burası ufak olduğu için burada bir şey yapamıyoruz. Evin içinde oluyor.
Bahçem vardı, eski bahçem vardı. Bahçelerde rahatlıkla çalışabiliyorduk bahçede yani. Dedim ya, bunu kükürde koyduğun zaman çok koku yapar. Ve bu koku bayağı bir yayılır yani. Bu yayıldığı zaman çevreye de rahatsızlık verir. Şimdi halk dayanamaz ona. O kükürdün kokusuna dayanamaz. Onun için burada bir şey yapmıyoruz. Bizim caddeye gelen turistlerin en büyük ilgili alanlarından bir tanesi de bu. Şimdi geldikleri zaman benim de birazcık böyle son aşamadaki çalıştığım şeyi görürler. Fotoğraf çekerler. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl yapılıyor? Bu ne? Nereden yetişiyor? Gibi bir sürü sorular sorarlar yani. Onların çok büyük ilgi alanlarının içinde. Zaten gelen turistler böyle şeylere ihtiyaçları var. Caddenin içinde böyle bunun benim gibi veyahut da benden daha bir şey sanatkarlar toplanırsa çok daha güzel olur. Gelen turistler daha güzel gezer. Yani turistlerin haricinde benim kendi insanım çoğu şeyi bilmiyor yani. Bunun nasıl yapıldığını veyahut da bir kalayın nasıl olduğunu, bir bakırın nasıl olduğunu sadece görsel olarak televizyonda görürler. Ama devletimiz böyle ustalara imkan tanırsa ve ayrıyeten şehrin belirli olan noktalarında, güzel yerlerinde, işlek yerlerinde bir yerler temin ederlerse hiçbir şey kaybolmaz. Çok daha güzellikler ortaya çıkar. Şimdi benim arkamdan gelecek olan yok. Bende bitecek bu işte. Şimdiye kadar da çırak olayı yetiştirmek istedik. Şu andaki nesil böyle bir işe bakmıyor. Yani süpürgecilik olsun, efendim diğer meslek dallarında olsun. Yani bunları meslek görmüyorlar. Hor görülüyor. Tam şey yapıp ya diyor süpürgecilik ne yapacağım ben diyor süpürgecilik mi olur, süpürgeci mi olacağım diye gibi böyle bir şey. Benim kendi çocuklarım da yapmıyor. Ha yapmıyor değil, yapmaz diye bir şey. Bilirler. Ama şu anda kendi şeyleriyle uğraşıyorlar. Ha döner de eski kendi şeylerinden bir şey yapamazlarsa mecburen bunu yapmak zorundalar. Yani aç kalmazlar. Bu işi yaparlar yani. O bilezik ellerinde var onların. Bilirler yani. Babamın dönemindeki şeylerde hakikaten çok iyiydi. Yani evler farklıydı, insanlar evin içinde muhakkak bu süpürülecek teknoloji o kadar fazla gelişmemişti. Bir elektrik süpürgesi, en basitinden bir gırgır naylon, gırgır gibi olan şeyler bunlar yoktu. Bunlar mecburen vardı yani. Bir evin içinde ayrı süpürge vardı, bir de kapıda, bahçede süpürge ayrı. Yani bir ev en azından iki tane süpürge alıyordu. İki tane alınca da bizim işler de o zaman daha farklı bir şekilde yürüyordu. Ama bunlar çıktıkça bizim işte her gün bir kayba geldik yani. Bayağı da bir kayıp oldu. Şimdi artık evlerde balkonla kapının önünde kaldık. Arkasında değil, kapının önündeyiz artık. Ya buradan da dışarı çıkıyoruz. Cadde üzerinde bu işi yapan 4 kişi vardı. Benim babam, Abdurrahman amca, Derviş abi, Hakkı abi. Bu 4 kişi vardı. Bu 4 kişinin şu anda hepsi de hayatta yok. Hayatta kalan tek olarak ben varım. Yani benden sonra da yok. Yani bir tane de Yıldırım'da benim amcam vardır. O sağdır, Allah uzun ömür versin. Bir de o yapar. Başka da yoktur yani. Merkezin içinde 2 tane var şu anda. Ya bu devam eder de etmeyecek diye bir şey yok. Yani sürer. Ama demin dedik yani bunun kazanç kısmı yeterli mi olur mu? Olmaz. Öbür günlere baktı, geçmişteki günlere baktığımız zaman doyurmaz yani. Ha ne var? Sokak tarifiyle söyleyeyim, aç kalmazsın, cebinden para eksik olmaz. O olur yani. Ha, ben şey yapacağım dersen hiçbir şey olmaz. Sadece karın doyurursun yani, o kadar. Başka bir şey olmaz yani o işte. Hayalimdeki meslek zaten vardı. Daha önce de ben aslında diş teknisyeniydim ben. Ama babam yalnız kalınca gönlümde el vermedi o zaman. Ben orada çalışıyordum. Ya oğlum dedi, ben dedi yalnız kaldım. Ben ne yapacağım dedi. Yani bu olmuyor böyle dedi. O gün öyle deyince de ben bu sefer tamam baba dedim, biliyorum dedim.
döndük babamızın yanına. Yani benim kendi işim farklıydı yani. Bir işi yapmayacaktım ama iyi ki de dönmüşüm. Güzel bir meslek, güzel şey. Sevdiğim bir şey, severek yaptığım bir iş. Onun için sağ olsun, Allah razı olsun babamdan. Beni çağırdığı için geliyor. Zorlanmadım çünkü hep bunun içinde yoğrulduğumuz için. Evin içinde yatarken bile süpürge vardı yani. Bir iki oda vardı evde. İki odanın bir tanesinde otururuz. Bir tanesi de zaten normal yatak odası babam. Ama biz süpürgelerin içinde boğuşan insandık yani. Hiç şeyimiz yoktu yani. Bunların içinde olduğumuz için zorluk yoktu yani. Alıştık, bağdaştık artık. Hep içindeydik bunumuz. Yani hiç gece yatarsın süpürge, kalkarsın sabahla bismillah süpürgeler önünde. Yok ya, bakacak başka şeyin yok zaten. Gelen müşterilerimiz olsun, insanlardan meslekleri herhangi bir meslek, hangi meslek olursa olsun hor görülmesin. Ekonomik olarak yani tamam, herkes kendi şeyine göre belli bir şeyi şey yapması lazım yani, hor görmesin. Yani bu bir sanattır, bu bir emektir. Emeğin her türlüsüne saygı göstermelerini bekleriz yani. Bütün ustaların beklediği şey budur yani. Saygı gösterildiği zaman mesela o usta çok büyük bir haz duyar. Çok büyük bir karşıdaki gelene de sevgi besler. Çok daha güzel üretime geçer. Çok daha güzel mamuller yetiştirir. Yani kendi bilgi ve becerisini çok daha güzel hünerlerin içinde çıkartır yani. Yani tek istediğimiz hor görmesinler yani. Yani bu ne lanet ayım, bir süpürge ya ne var alt tarafı. Değil öyle. Veyahut da bir kalay yapıyor adam değil yani. Bunun da bir emek var, bir büyük güç var yani. Burada bir şey yaratılıyor. Bu yaratıcılığa karşı saygı duyarlarsa çok daha güzel olur. Caddede unutamadım onu. Mesela ben bu dükkanda, bizim dükkanımız eskiden bu yan tarafta bitişikti duvara. O zaman yan tarafta da bakkaliye üstünde şey mantarlar, eskiden biliyorsunuz mantar filan satılıyordu. Hava da sıcaktı. Onlar bir patlama başladı. Tabii bam bum gidiyor. Biz de dükkanın içindeyiz. Aynı bu şekilde ufak. Onlar patlayınca bir anda fırladık. Kozmetik maddeleri de vardı değil mi? Onlar da patlama başladı. Şimdi babamla beraber malları mı kurtaralım, kendimizi mi kurtaralım diye. Babam, ben dükkana giriyorum, 3-5 tane süpürge çıkarmaya çalışıyorum. Babam bırak oğlum diyor, gitsin diyor. Ya nasıl bırakırım baba dedim, bunlar giderse bizim hepsi bu. Ya biz yok oluruz, ne yaparız sonra? Ya bırak oğlum olsun, bir şey olmaz. Biz o arada işte o patlamaların içinde onları çıkartırken bayağı bir şey yaşadım yani, korku yaşadım. Büyük bir korkuydu bu. Onlar orada patlıyor, alevler çıkıyor. Biz o alevlerin içinden süpürgeleri boşluk, bu bakırcılar vardı o zaman, onun arası boşluk. Boşluğun oraya süpürgeler. Yani ne kadar süpürge vardı ya, bugünkü gibi böyle bir şey vardı. Ama bunları kurtarmak zorundaydık çünkü başka bir şeyimiz yoktu. Mecburen onları çıkarmam lazım orada. Babamla beraber, ikimiz beraber girdik, çıkardık. O çok şükür hiçbir şey olmadı yani. Unutamadığım anılardan bir tanesi de budur yani. Bölümümüzde tükenmekte olan süpürgecilik mesleğine yıllarını vermiş Yüksel amca ile konuştuk. Haftaya yeniden buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.
B+ sundu.